Şurada da var. Tazecik, güzel. Şimdi uçlarından toplayalım. Biçilmiş buranın otu bunlar. Sonradan çıkmış yeni yeni. Benim için yeterli. Poşetimdeki de var. Şurada. Bu benim için yeterli şimdilik. Evet, içine katacağımız dediğimiz şu otlardan da var burada. Onlardan da almak istiyorum. Şöyle bu ottan. Şöyle. Kaç tane? Güzellerinden alayım. Gerçekten sırganın içinde karışık şeyler olursa lezzeti iki katı artıyor. İçine girebilen otlardan tabii ki bunlar. İçine girebilen otlardan. Yani sırgana karıştırabileceğimiz otlardan. Hayvan gübresinin olduğu her yerde eminim ki bu otlardan vardır. De şunlardan arkadaşlar, para otu deniyor buna. Şöyle sarı sarı çiçek açıyor bunlar kışın, baharda, ilkbaharda, kışın demeyeyim, bundan sonra çıkacak tarlalarda bunlar. Şöyle şu kötüyü şunu atayım, şurada buldum birkaç tane, daha yeni başlıyor bunun mevsimi, kışın oluyor bu ot. Şurada da var, taze yeni çıkmış. Onları da alalım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi buradan da birkaç yaprak pezik alacağım içine. Pazı, bazı yöreler bunu pazı olarak biliyor. Şöyle yapraklarından birkaç tanesini. Bu da yeterli. Saplarını kopartayım. Şunların da çok harika turşusu oluyor, pezik turşusu. Ama şimdi az olduğu için onları almayacağım. Daha size şey göstereyim. Geçen göstermiştim dikerken marulları, tutar mı tutmaz mı, ölür mü bunlar, kalır mı diye küçücük küçücük dikmiştik. Bunlar tuttular. Artık bundan sonra üstüne çalı koydum. Muşamba örteceğim. Sera gibi büyüteceğim burada bunları. Sırganlarımı topladım, geldim. Şimdi bunları şöyle tek tek bakacağız. Sülük olabilir. Başka böcek olabilir. Her şey olabilir. Sonuçta ot. Sırgan otu. Sapından tutarsanız elinizi çok yakmıyor da. Uçlarında çok, yapraklarında dikenleri var. Yine sabı da yakıyor aslında. Bunu böyle ayıklayayım. Çok faydalı bir bitki aslında. Şampuanları bile saç dökülmesine, ısırganlı şampuanlar var. Saç dökülmesine iyi geldiği söyleniyor. O az önce topladığım otlar şunlar. Görünüyor herhalde. Bunun tam ismini bilmiyorum. Çok narin bir bitki, ot. Onu biliyorum da. Şu değişik bir şey. Yanlış bitki toplamışım. Onu bırakalım. Bir de şu. Para otu deniyor buna. Tarlalarda. Bundan sonra çıkacak. Artık peziğimiz de var. Bazı bölgelerde dediğim gibi pazı. Pazı ismi daha yaygın aslında. Biz pezik diyoruz ama pazı ismi, en çok bilinen ismi pazı. Çoğu kişiler pazı olarak biliyor. Biz pezik diyoruz.
Evet, ben bunları ayıklayayım kalanını. Yıkayayım. Geleyim. Isırganımızı haşlamak için su koymuştum ocağa. Kaynıyor. Burada da ısırganlarımı bol suyla yıkadım. Sirkeli suda beklettim. Süzgeci aldım şöyle. O da hazır. Şimdi burada biraz suyum var. Isırganlarımı onun içine koyacağım. Çok değil suyu. Sadece haşlayacağım kadar. Yani suyunu şey yapmayacağım. Dökmeyeceğim fazlasını. O yüzden çok fazla su koymuyorum. Şöyle az suyla ısırganlarımın haşlanmasını bekleyeceğim. Biraz haşlanmasını bekleyeceğim şimdi. Şurada bir çorba kaşığı kadar mısır unum var. Isırganımın üzerine onu ekledim. Tuzunu ilave edeceğim. Evet. Böylece ısırganlarımı haşlamaya bırakacağım. Isırganlarım haşlanırken ben 3-4 diş sarımsak hazırlayayım geleyim. Isırganım bir miktar haşlandı. Onu şimdi şuraya alıp şöyle göstereyim size. Onu şimdi blenderdan geçireceğim. Isırganımı blenderdan geçirdim. Isırgan püresi elde ettim. Tekrar ocağa geri alıyorum. Altını açıyorum. Buradan arkadaşlar 4-5 diş sarımsağı incecik doğradım. Sıvı yağ ve tereyağı karışımı ile altını yakmıştım az önce. Şimdi şurada nanem var. İçerisine bir miktar nane serpiştireceğim. Altını kısayım. Sarımsaklarım biraz yanacak bir miktar. Bu arada kaynamaya başladı ısırgan. Kavanozun içine 4 kaşık un koydum. Bunu artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. İsteğinize bağlı. 4 tepeleme kaşık un koydum. Suyla birlikte kapağını kapattım. Güzelce ayran gibi çarptım onu. Şimdi ocaktaki ısırganımın içine döküyorum. Karıştırarak yedireceğim ona. Unda topaklanma olursa tekrar blenderdan geçirebilirsiniz. Şöyle tamamı dökülsün diye kavanozun içine biraz ısırgandan koydum. Tekrar onu geri dökeceğim. Bütün unlarını alsın diye. Tamamen açıp kaynamasını bekleyeceğim. Bu arada karıştırmayı unutmayın arkadaşlar. Topaklanma olmasın. Şurada benimkinde bir tane olmuş tam dibinde. Aldım onu. Sarımsak ve nanem de hazır. Sıcakmış. Şöyle.
Tekrar bir blend etmek istiyorum şurayı. Harika oldu. Bu arada sarımsaklarım da biraz fazla oldu galiba. Hemen ısırganımın içine hatta şöyle de yapabiliriz. Mis gibi sarımsak ve nane koktu. Isırgan da çok güzel koktu. Genel adı ısırgan, biz Giresun'da sırgan diyoruz. Kısaca sırgan. Altını kıstım. Bir taşım daha kaynasın. Servis yapalım. Isırganımız gördüğünüz gibi pişti. Servise hazır. Mis gibi. Şifa deposu. Vitamin deposu. Harika bir lezzet. Bunu deneyin arkadaşlar. Ya da buyurun şu an bana gelin. Şöyle bir parça ekmekle. Buyurun.